Pek de hoş gelmedin be şef. Ben yokken köyüme saldırmışlar arkadaşlar. 5 dakika 39 saniye daha erken gelsem belki de müdahale edebilecektim. Şimdi size bir soru. Ben şu an oyundayım ya. Bana şu an biri atak yaptığı an onu ben görebiliyor muyum anı anına? Yani ya da yapabiliyor mu ben online'ken? Eğer öyleyse telefonu full açık bırakırım ben bütün gün gece. Bana kimse saldıramaz. Bu arada arkadaşlar sanırsam yani ben bu 8 saatten falan şikayet ediyorum ya. 16 saate kadar yorumda gördüm ya. 16 güne kadar pardon. Yani belediye binası. Şimdi müziği dinleyelim birazcık. Tamam çok güzel. Yani belediye binamızı yükseltme bekleme süresi 16 güne kadar bile çıkabiliyormuş. Yani tamam huzur huzur dedik ama yani bu huzur bir yerde sabrımızı sınamasın. Yani o kadar uzun günler geçiyor mu gerçekten? Neyse herhalde biz o günlere biraz daha uzağız şimdiden. Hala huzurlu bir şekilde bu köyümüzde vakit geçirebiliriz arkadaşlar. Şimdi bakın benim şu an her şeyim full. Şunları topladım birazcık daha dolsun. İki tane işim boşta. Bir tane işim ne yapıyor? Bakın şuna bastım arkadaşlar. Kara iksir sondası. Niye bastım? Şimdi yorumlarda bana şey yazmışsınız arkadaşlar. Nereye koydum onu? Bakın şuraya. Buraya saçma sapan bir kışla koydum. Neden? Burası boş tamam mı? Yorumlarda yazana göre buraya düşman, rakibimiz, asker bırakabiliyormuş. Ve sanırsam ben bu köyü copy paste yaptığım için bir link üzerinden sanırsam barbar krala göre buraya ayarlamışlar. Fakat benim barbar kralım yok. Barbar kral için 6000 pardon 5000 tane kara iksir lazımmış arkadaşlar. O yüzden dedim ki ben bir şu binayı yükselteyim yani. Kaç saat olursa olsun kara iksir sondasını ki birazcık daha hızlı bassın. Çünkü daha henüz 969 tane kara iksirimiz var. Yani basamıyoruz. Orası da boş kalacağını dedim. Şunu şuraya koyalım dedim. Çünkü aynı. 3'e 3'e ya 3'e 3 kare boyutunda. Yoksa kışlayı koruyacağımdan değil yani. Kışla zaten kendi başının çaresine bakabiliyor arkadaşlar. Şimdi bugün ne yapacağız? Önce şu mesaja bakalım neymiş? Mesaja nasıl bakıyoruz? Ha. Bana saldırı hesabı. Nereden saldırmış? Bir izleyelim şunu ya. Bakalım. Hızlandırabiliyormuşuz. Tamam. Sağdan gelmiş. Tamam mı? Sağ taraftan gelmiş. Şurası boş gözüküyor. Ha, burada gizli testimiz var değil mi? Dur bakalım. Aha bu taraftan da gelmiş. Bak adam sağlı solu ilerliyor. Yukarıdan da gelmiş. Adam ne var ne yok bırakmış bütün devlere. Üç taraftan gelmiş bize. Çünkü neden amacı? Önce buradaki nasıl sallanıyor? Buradaki okçu kulesini almak, buradaki topu almak ve buradaki hava birimlerini almak. Bakalım şu gizli teste iş yapacak mı ama gizli teste kalmadan buradaki devler ölmüş. Tamam. Şunlar bayağı fazla. Adam bunlarla gerçekten benim köyü mü fethetmiş ya? Bir şey diyeceğim. Benim mevcut ganimetim 260 bin, 254 bin diyor. Bunları almış mı adam? Bir hızlı saralım mı? Hepsini izlemeyelim. Süre nerede yazıyor? Ha 9 saniye diyor. Tamam 8 saniye. %15. Bu kazanamamış yani değil mi bu adam? Ben niye kazanmış diye algıladım. Bir dakika. He savunman kazandı yazıyor mu zaten orada? Savunmamız çok sağlam arkadaşlar. Bir şey diyeceğim peki. Hızlıca şunu da izleyelim. Bu saldırdığı zaman ben buraya bunu koymamıştım. Koymuş muyum? Aa kendisi otomatik mi koymuş? Bakın sizin bilmediğiniz bir şey öğrendim şu anda. Bunu buraya kendi otomatik koymuş abi. Ben buraya hiçbir şey koymamıştım. Burası normalde boş olması lazım. Demek ki böyle durumlara karşı kendisi otomatik koyuyor. Bence öyle. Çünkü orada hiçbir şey yoktu. Hatta dur eve dön diyelim. Hatta onun süresi nasıl anlayabiliriz? Video çektiğim süreye göre bakarsak. Dur bakayım. Kaç saat önce diyor? 2 gün 20 saat. Bakın 2 gün önce diyor. 2 gün önce orada öyle bir şey yoktu sonuçta. Şimdi biz önce boşta işçimiz varken sağda solda aha bunları da alalım. Sağda solda kütük mütük Instagram durdurdu. Uygulamayı kapat. Ne alaka? Instagram'a mı girdim ben? Tamam kapatalım madem. Ha minyonlar ne kadar güzel duruyor. Çok iyi. Etrafta var mı herhangi bir şey? Benim gördüğüm yok arkadaşlar. Şimdi bugün ne yapacağız? Önce şu işçilere bir görev verelim hızlıca.
Hızlıca verelim. Yükselt desek 2 saat çok fazla bir tane tuzak için ya. Dur. Hava savunması. Ya buna basalım abi. Yapacak bir şey yok. 12 saat dursun. Bir tane işçi kalsın. Bize lazım olur. Çünkü bir bastık mı gidiyor yoksa. Bunu iptal edebiliyor muyuz mesela? Dur, yeni bir şey daha öğrenelim hemen. İptal dersem ne oluyor? Hava savunma yükseltmesi durdurmak istiyor musun? Maliyetin %50 kadar iade. Ha okey. Yani şeyler. İksirleri falan %50'sini veriyor. En azından iptal olabiliyormuş yani. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradan saldır diyeceğiz, tamam mı? Online'a girmeyeceğim. Dedim ki önce şunları halledelim. Ben şu oyunun saldırma yani stratejisini bir çözeyim yani. Ona göre ilerleyelim. Burada tek oyunculuk var, bir de bu var. Bu ne? Bu ne? Yani şimdi. Alıştırma diyor. Ha 4 seviye belediye binasına karşı saldırma, 5 seviye belediye binasına karşı mı falan filan. Tamam. Şu ilkine girelim mesela. Atıyorum. Şimdi. Bilgileri göndermek üzere atıyor. Okey. Şimdi arkadaşlar bu köy tamamen basit bir köy. Ama bizim fazla da birimimiz yok. Bir dakika. Fazla birimimiz yok. Az önceki adam ne yaptı? Sağlı sollu gelmiş, tamam mı? Şimdi bakıyoruz neresi burada zayıf nokta. Alt taraf çok sağlam. En alt tarafta 3 tane savunma kulesi var. Hatta neredeyse 4 tane var. Üst tarafta hiçbir şey yok. Sağ tarafta da hiçbir şey yok neredeyse. Adam hep tamamen aşağıdan gelmiş. O zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Bakın. Bir dakika, duvar yıkıcısını önce mi atmalıyız, sonra mı atmalıyız? Bence sonra atmalıyız çünkü ölür kesin o gidene kadar. Bak şöyle bir şey yapacağım. Bak izleyin. Tık tık iki tane, tık tık iki tane. Bir tane buraya, bir tane buraya. Nasıl taktik? Niye patlamadı? Birer tane daha dev yollayalım. Ne olur ne olmaz. Bu goblinler de... Bunları öğrendim bu arada. Bunlar goblinler altın vesaire topluyor. Ganimet topluyor. Ya yani bütün bilgilerin özelliklerine baktım yani. Ama burada mevcut ganimet sıfır diyor abi. O zaman onları biz boşuna mı kullanmış olacağız? Yine de bırakalım hadi ya. Bize vermiş madem. Şimdi bir dakika. Buradaki okçu kulesini aldık. Çok önemli. Oradaki iki tane savunma binasını da almışız. Sadece şurada bir şu okçular kaldı. Onları görmeleri lazım. Ya şu aşağıda havan falan da varmış. Onları görmedim. Şimdi arkadaşlar size bir soru yönelteceğim. Bu devler neye göre neye gidiyor? Hani şunu biliyorum. Bunlar savunma binalarına savunma binalarına doğru gidiyorlar. Yani her şeye gitmiyor. Direkt savunma binasına gidiyor. Altına, deposuna falan vesaire gitmiyor. Onlar sonra gidiyor onlara. Şimdi ama önceliği neye göre belirliyor? Mesela şey mi diyor? Önce top binasına gideyim, sonra Tesla'ya gideyim, sonra okçu kulesine gideyim mi diyor? Ya da büyücü kulesine gideyim mi diyor? Yoksa en yakın hangisi ise ona göre mi gidiyor? Ama bazen sanki en yakınına gitmiyor bile olabiliyor gibi geliyor bana. Yani şöyle. Arada duvar falan oluyor. Dönüyor dolaşıyor arkadaşlar. Yani onu tam çözemedim. Bilenler varsa yazsınlar. Bu arada 1 vs 1 gidiyor. Vur. Yapma be. Minnacık canı kaldı. Abi şaka gibi ya. Onu alsak şu an %100 yapacaktık. Neyse eve dönelim. Bunu tekrar oynamayalım. Bunun mantığını anladık. Bu basit yenmesi. Birazcık daha zorlusuna gidelim. Dur alıştırma. Direkt 7. belediye binasına mı gitsek? Dur orayı hemen yardırmayalım dur. Şuna tıklayalım ve bu ne oldu şimdi? Ben bunları daha önce 3 yıldız almış mıyım? Almışım. Ben daha önce bunları oynamışım arkadaşlar. Ama unutmuşum. Bir daha oynayalım. 5. belediye binasına da saldır. Şimdi burada elimizde balon var. Balona nasıl gideceğiz? Sadece balonla. Full hepsini bıraksak. Sağdan soldan. Bak dur. Bizim için tehlikeli olan şu. Yorumlarda görmüştüm. En tehlikeli olan hava birimli balona karşı olan bu. Önce buna yıldırım at demişti hatta yorumda arkadaşımız. Ama burada yıldırımımız yok. O zaman bir dakika. Oraya en yakın nereden ulaşabiliriz? Hiç farkım yok. Hepsi aynı yönde abi. Hepsi de aynı. O yüzden şuradan bırak. Şuradan bırak. Aa, bayağı var elimizde. O zaman dört bir yandan bırakalım. Yalnız hakikaten balonları çok felaket dalıyor. Ama alacağız. Muhtemelen alacağız. Kayıt iptal olmuş olabilir mi? Ha yok tamam. Aman diyeyim. Şimdi hepsi öldü. Bir şey diyeceğim. Bunu öğretmek için yapmış herhalde bana. Bu varsa balon yollama gibisinden. Bir dakika şunu tekrar oyna diyelim. Ben bunu anlamadım. Ben zamanında 3 taş almışım bundan. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Direkt onu öldürmeye gidelim. Hepsini yolla buradan. Hepsini tek yönden yolla. Bakalım ne oluyor. Alan vuruyor hepsine birden. Bu felaket bir şey abi. Al onu, al onu. Tamam, ondan kurtulduk abi.
Okçular da sıkıntı. Evet. Yani okçular hepsi gitti gene ya. Bir kere daha deneyeceğim. Bir kere daha deneyeceğim. Çünkü merak ettim yani bunun bir şekilde durdurması gerekiyor demek ki bunun. Yukarıdan mı gitsek? Havan vuramıyor değil mi bunlara? O zaman iki tarafta fark etmiyor. Aa, önce buradan da gidebiliriz. Bir dakika, bir tane bırakalım. Oraya vuruyor mu şey? Menzil yetişiyor mu şunun? Yetişmiyor, yetişmiyor. O zaman buradan yardır abi. Hepsini buradan yolla. Hepsini yolla buradan. Aa, şimdi yetişti. Ya hepsini aynı yere koymamak lazım. Alan hasarı vurduğu için hepsini birden vuruyor. Mantıken yani ama. Dur bakayım. Dur bakayım. Eğer okçuları alırlarsa gerisi kolay. Okçuyu almanız lazım. Şu okçuyu alın. Aa, öbürü gitmiş. Okçuyu alman lazım. Okçuyu almanız lazım. Gidin abi ikiniz de. Hepiniz. Alırsınız, alırsınız. Okçular da çok sağlammış bu arada. Tamam, bitti. Meğerse uzak taraftan yollamamız gerekiyormuş. Onun menzili çok uzun değilmiş. Onun menzili nasıl görüyoruz acaba ya? Onunla alakalı bir şey var mı acaba? Yani kendim şeyimden bakmam lazım. Kendi köyümden bakıp mı acaba belirlemem lazım yani. Mesela Clash Royale'de biliyorsunuz. Karşı rakibin kartı sizi görüyorsa üzerine ünlem çıkıyordu. Bunda öyle bir şey yok galiba. Burada savaşı bitir dersem ne oluyor? Burada mı yarıda mı kesiyor yoksa %100'e %100 yapıyor mu? Bitir diyorum ya. Değilse de bakarız. Şimdi bitmekse emin misin? Evet diyorum. Ne oluyor? Aynen burada bitiriyormuş. Önemli değil. Onu biz bir daha oynarız abi. Onun taktiğini öğrendik zaten. Şimdi tekrar saldır diyelim. Tamam mı? Alıştırma. Biz balonlusunu oynadık. Bir de şunu oynayalım. Etten duvar. Bunu 3 yıldız yapmışım. Hadi bakalım. Ben bunları muhtemelen oyunu ilk yüklediğim zaman yapmışımdır abi. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar. Buraya bakıyoruz. Şimdi burada tehlikeli olan şeyler ne? Şu var. Ama bu sadece hava birimlerine vuruyorsa sıkıntı yok. Balona vuruyorsa eğer. Geri kalan hepsi sıkıntı zaten. Okçuk kuleler çok sıkıntı. Okçuk kule şu üst tarafta var. Başka bir yerde var mı? Sağ tarafta var ve sol tarafta var. Her yerde var neredeyse. Bu birazcık zorlu bir süreç gibi. Ama bence arkadaşlar, bir saniye, iyi dikkat etmem lazım. Burada 3 tane var. Sağda da o var. Şöyle bir şey yapacağım. Şunları yolla. Arkadan iki tane bunu yolla. Arkadan iki tane bunu yolla. Sonra buraya bunu yolla. Arkadan iki tane bunu yolla. İki tane bunu yolla. Bir tane buraya cambaz. Bir tane de buraya cambaz. Biraz daha yollayalım abi devi biz. Duvar yıkıcı nereye gider? Buraya yolla duvar yıkıcı. Şeyi erken almamız lazım. Okçuları. Duvarı bu arada nereye yolladı o? Çözemedim. Ama bence güzel atak yaptık. Güzel güzel. Şuraya hadi şunu da yollayalım. Yok, as birlik yollamayalım. Bakalım bu kadar birlik alıyor mu? Oy, tuzağı gördünüz mü? Tek yedi resmen dev. Yolla 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 yolla. Ne varsa yolla. Dur, iptal. Havanlara bakın. Havan mahvetti bizi. Havan bizi mahvetti arkadaşlar. Evet, buna bir daha dalalım. Eğitime başla ne? Seviye tekrar başlatmak ve eğitim modunu oynamak istiyor musun? Hayır. Ya da ben bunları video dışında eğitim olarak mı oynasam? Dur, eve dön diyelim. Bir köye bir bakalım. Bir hava alalım abi. Bir hava alalım. Şimdi şu ne? Burada yanıyor. Sosyal. O arkadaş istekleri. Hemen hepsini kabul edelim. Nicat, evet. Burada bir sınırı var mı? Arkadaş ekleme sınırı. Eğer öyle bir sınırı varsa ve yeni arkadaşımı ekleyemezsem silerim abi. Birkaçınızı. Şimdi şuradan şunları toplayalım. Evet, araştır. Bir dakika, bunu yorumlarda görmüştük galiba. Bunu hiçbir zaman boş bırakma diye. Bunu araştırmaya bırakırsak belediye binası 8 seviye olması lazım diyor. Başka bir yorumda da belediye binasını arttırmadan önce savunma binalarının hepsini bas demişti. Yani o benim mantığım doğruymuş yani. Ben zaten önce savunmaları basalım demiştim. Hatta öyle de yapalım abi. Şimdi 7 seviye top. Tamam mı? 7 seviye okçu kulesi. 1 seviye okçu kulesi. Böyle bir şey olmaz. Bir seviye gitse bu hiç olmaz. Bir dakika, bizim diğer için şey ne kadar kalmış? O ikisi de 10 saat 11 saat diyor. Tam ona göre ayarladım o zaman bunu da. Ya da şuna basalım. 15 dakika bu yapsın. Ben bunu video dışı basarım tekrar tekrar. Evet. Şimdi bu videoyu burada noktalandıralım arkadaşlar. Geri kalan yere
Bunlardan devam edeceğiz artık. Hangisini yaparız bilmiyorum. Yorumlarda yazmaya devam edin. Şu oyunu öğrenelim, çözelim. Bütün köylerin altını üstüne getirelim. Neyse. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.